bugün ise çok ucuz olan bir iPhone fiyatındaki arabalardan bahsedeceğim. Evet, Avustralya'da böyle arabalar var. Arkadaşlar, bu arabaya 500 dolar verseniz büyük ihtimal alırsınız. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Dünyasal'a hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyu bugün hayata geçiriyorum. Size daha önce de bir araba videosu yapmıştım. Bugün ise çok ucuz olan bir iPhone fiyatındaki arabalardan bahsedeceğim. Evet, Avustralya'da böyle arabalar var. Bugün onlardan örnekler vereceğiz ve hemen örneklerimize geçiyoruz. Ama şunu baştan belirteyim. Bu tarz arabalarda hani öyle çok şey beklemeyin. Hani tamir problemi olabilir, işte arabanın trafik kaydı olmayabilir. Bunun gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ama en önemlisi, bu tarz arabalar alırken sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu arabalar çalıntı bile olabilir. Onun için arabaları almadan önce araçların trafik kaydının olup olmadığını internetten kontrol edebilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü başınız ciddi belaya girebilir arkadaşlar. Arabayı çalarlar. İşte elinde birkaç sahte evrakla sizin yanınıza gelirler ve arabayı size 1000 dolara, 1500 dolara satabilirler. Ve siz de dersiniz ki, o neyse, bu araba beni 2 ay, 3 ay idare eder. Şimdi biz tekrardan bilgisayara dönüyoruz ve size bahsettiğim araçlara gidiyoruz. Gene Carsales'a gideceğiz. Daha önceki videomu da, bu videonun hemen başı şuralarda bir yerde olacak. Oradan izleyebilirsiniz araçlarla alakalı. Bugün sizlere ama daha ucuz arabalardan bahsedeceğim. Carsales'a gidiyoruz. Ve markalar marka olarak kalacak. Hemen biz direkt bölge olarak yine Victoria'yı seçelim. Biraz da bildiğim bölge olduğu için daha kolay oluyor benim için. Fiyata giriyoruz arkadaşlar. Tabii ki price dediğimiz bu bir aralık seçeceğiz. Minimum diyoruz. Maksimum da 3000 diyoruz. Ve araştırma başlıyor. 519 tane araba varmış. 3000 dolara kadar, ama biz 3000 dolara kadar bile bakmayacağız. Çünkü bildiğiniz gibi iPhone Avustralya'da 1600 dolarla 2300 dolar civarında değişiyor. Rakamlar biraz olsun yükseliyor. Ben de telefonumu geçenlerde aldım. O da 1600 dolar civarında, 1599 civarındaydı. Hatırladığım kadarıyla. Eğer yanlışım varsa düzeltiriz. Şimdi tekrardan ekranımıza döndük ve başlıyoruz. Hemen burada sort by dediği, yani öncelik olarak ucuz mu, pahalı mı, eski mi, yeni mi seçebiliyorsunuz. Biz de fiyat olarak en düşükten yukarıya doğru çıkacağız. 2001 model Holden Commodore. Bu araç 6 silindirli bir araç. Uzun kilometreler yapmış malum. Ama en önemlisi bizim için, acaba bu araç trafikte mi diye bakıyoruz. Malum trafikte değilse aşırı bir masraf var. Özellikle muayene ve bir de trafik kaydını tekrardan yaptırmanız gerekiyor. Bu da arabadan daha pahalı malum. Şimdi 350 dolar araba almak kolay da gerisi zor işte, bundan bahsediyorum. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Biraz da bilgi verirler bunlarda. Araba sanki terk edilmiş bir araç. Eminim çok darbesi de vardır bu aracın. 6 silindir 3800 motorluk bir araç. 476.000 kilometre yapmış bu araç. Şimdi bakalım. 350 dolar. Bakıyoruz, registration. Kesinlikle registration yok. Yani kaydı falan yok. Vergileri büyük ihtimal ödenmemiştir. Yani bunun en az 1000 küsur dolar masrafı var. Arabanın durum hakkında pek bilgi vermemiş. Zaten verse de bu rakamdaki araçlara baktığın zaman lütfen inanmayın. Yani bu kadar net söylüyorum. Araçlara inanmayın. Bu tarz araçları gördüğünüz zaman bu fiyatlarda genelde Ford ya da Holden çıkar. Bu ikisi de Avustralya yapım araçlar. Hani Ford deyince Avrupa'daki Ford'lar aklına gelmesin. Avustralya Ford'ları genelde büyük motorlu, 4000 motordan başlayıp işte 8 silindirli, 5000 küsur motorlara kadar giden araçlar karşısına çıkıyor. Hani deyince o ne kadar güçlü güçlü diye düşünmeyin. Gerçekten masraflı olabiliyor araçlar. Parçaları ucuz bile olsa işçilik çok pahalı Avustralya'da. Bunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Her neyse, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 98 Ford Mondeo. Yani bunu Avrupa'dan bildiğiniz için burada biraz durmak istedim. 161.000'de. Arkadaşlar, nedense bu Mondeo Avustralya bir türlü tutmaz. Onun için hiçbir değeri yok. Genelde aldığın zaman çabuk değerini kaybeder ve ikinci piyasası da biraz düşüktür. Satacağınız zaman genelde çok düşükten fiyat koyarsınız. Neyse, biraz ilerleyelim. Neler varmış, neler yapmış. No Road Worthy Certificate, No Register. Yani trafikte değil bir araç. Bu ne demek? 700. Bunu pazarlıkta 500 alırsınız.
500 doları alırsınız. İşte artık ne kadar masraf var bilemiyorum. Ama herhalde 1500 dolar da harcarsınız. O da ne eder? 2000 küsur dolar eder. Daha fazla bilgilere girelim arkadaşlar sizler için. Mitsubishi hiç dikkate bile almıyorum. Genelde çalışan evet. Mercedes. 2001 model Mercedes 1000 dolar. Bakalım neler varmış. 242 bin. Ben de satıcı gibi hissettim kendimi. 1400 motor, 245 bin kilometre yapmış. Ve biraz detaylara girelim be. Bakalım neler var, neler yok. Problemler var mı, yok mu? Otomatik vites. Sadece bir tane sahibi olmuş gördüğünüz gibi. Burada bir tane owner diyor bugüne kadar. Yani ilk alan kişi şu anda satıyormuş. Daha önce hiç el değiştirmemiş. Evet. Arabanın tamamen trafikten çıktığı, büyük ihtimal kazaya da karışmış olabilir bu araç. Her neyse 1000 dolar. Bakın görüntü itibariyle araba çok da kötü gözükmüyor. İçeriden fotoğraflar da var. Bildiğiniz gibi Mercedes. Hani bu küçük tarz Mercedes'lerden ama adı Mercedes sonuçta. Bunun da maliyeti büyük ihtimal hani 1400 dolara falan gelir. Bunu masraf, bunu birazcık böyle pazarlıkla falan 750'ye alsanız 2500 dolarda masrafı var. Yani büyük ihtimal hani gene biraz iPhone'un üstüne çıkar masrafı ama Mercedes sahip olabilirsiniz. Bir defa biraz da geriye gidelim. Bu tarz arabalar Avustralya'da çok. İstemediğiniz kadar var. Ama bu demek değildir ki bu arabaları almalısınız. Diyorum ya her zaman söylerim ucuz arabanın maliyeti daha pahalı oluyor. Yani bir araba seçecekseniz genelde 4-5 bin doların altına düşmemeye çalışın derim. Bu benim sizlere tavsiyem. Eğer Avustralya'ya gelip burada bir araba sahibi olmak istiyorsanız. Yani biraz çalışın arkadaşlar. Şöyle 3-4 ay, 5 ay biraz çalışın. Eğer çalışabiliyorsanız arabasız öyle alın. Çünkü bu tarz arabalarda değil mi masraflar çok artıyor. Size başka bir tavsiye galerilerden alın. Galeriler genelde arabalarda hani oynama yapamıyorlar ve garanti vermek zorunda kalıyorlar. 3 aylık işte 500 dolara kadar falan gibisinden ve size çalıntı araba satamıyorlar. Çünkü öyle bir durum yaparlarsa başta ciddi belaya girer. Hatta burada uzunca bir süre ticaret daha yapamazlar. Hatta daha da kötüsü hapsi bile boylayabilirler. Şimdi size geleceğim arabalar. Genelde biz bunları kullanıyoruz Avustralya'da. 1000 dolarlık araba dediğin zaman Avustralya'nın malı Ford Fairmont. Benim daha önce de böyle bir arabam olmuştu. Bundan çok daha yeniydi ama ben yeni almıştım. Bu arabaların da değeri hızla düşüyor ama artık Avustralya'da yapılmadığı için zaten artık standart bir fiyat oturdular bunlar. Ucuz arabalar. Konumundalar. Çok büyük Türkiye'de bizim dediğimiz bu makam arabaları boyutlarında araçlar bunlar. Tam anlamıyla bir dev. 4000 motor, 6 silindir. Çok yakar bu araçlar genelde. Ucuz alırsınız ama aman Allah'ım genelde 15 litrenin altına düşmez bunun 100 kilometrelik fiyatı. Hele şehir içinde dur kalk biraz da spor kullanmak istiyorsanız vay haliniz ederim. Devam ediyoruz. Bakalım neler çıkacak. Arabanın ben biraz resimlerine bakıyorum. Boyasına hiç takılmayın. Zaten bu arabaların boyaları 7 yaşındayken bile nedense soyulmaya başlıyor. Biraz da bakımlı gözüküyor. Görüyorsunuz içini arkadaşlar. 1000 dolara satıyorlar bunu. Şimdi daha çok detaylara gireceğiz. Hem de bu araba cihalar genelde şey deri döşeme. Koltukları da çoğu zaman deri olur ama bununki değilmiş. Demek ki bu benim bahsettiğim cihalardan değil. Her neyse otomatik vites. Bu araçlar genelde otomatik geliyor. 4000 motor bahsettiğim gibi. Çok da kilometre yapmamış bu yaştaki bir araba için. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Bakalım neler var neler yok. Genel bilgiler. 98 yapım. Registration plate. Check with Sela. Evet, registration'ı bitmiş araç. Yani arabayı trafiğe sokmamız gerekiyor. O da aşağı yukarı 1500 dolar civarında bir masraf. Arkadaşlar bu arabaya 500 dolar verseniz büyük ihtimal alırsınız. 1500 dolar üzerine harcarsınız. 2000 dolar bu araba sizin olur. Bunun gibi arabalar bulabilirsiniz. Bu arabalardaki masraflar bunun masrafı işçilik. Çünkü bunun parçası para etmez zaten. En kötü parçasını zaten 50-60 dolar alıyorsunuz. En pahalı parçasında
şöyle diyeyim, yani en ucuzuna 50-60 dolar, en pahalısında artık motorunu 1000 dolar alıyorsunuz zaten. Aman aman riskli araçlar değiller. Eğer ilk arabanızın da bir güçlü bir araç olmasını istiyorsanız, özellikle bir küçük çocuğunuz varsa belki tercih edilebilir. Daha sonra biraz para biriktirince bu arabayı aynı fiyata satarsınız ve tekrardan yeni bir araba alabilirsiniz. Her neyse. Önemli olan bu araçlarda işte büyük kazası olmaması lazım, yamuk yumuk olmaması lazım, yaptıramazsınız. Yani yaptırırsanız çok mantıklı bir şey olmaz. Her neyse. Tekrardan biraz daha ilerlemeye başladık. Bu tarz arabaları düşündüğün zaman mümkünse Avrupa araçlarına gitmeyin. Japon veya Avustralya araçlarına gidin. Çünkü Avrupa araçlarının fiyatları, arabalar eski dahi olsa çok yüksek yerde. Tamir masrafları çok fazla. Bazı parçalar arabadan daha pahalıya mal oluyor. Herhalde böyle bir şey de siz yapmayı istemezsiniz. Her neyse tekrardan gidiyoruz, yolumuza dönüyoruz ve gene bir Ford. 2002 model Ford Falcon. 1050 demiş, büyük ihtimal 1000 dolara bakacak. Tekrardan VA. Buna benzer bir aracım da benim olmuştu. Tabii ki arka stajım değil, sedandı. Arabayı iyi tanıyorum. Ya bu kadar az para verecekseniz alabilirsiniz. Çok güçlü bir araba, çok geniş bir araba. Problem çıksa dediğim gibi zaten tamiri işçilik hariç bayağı ucuz. Eğer siz de biraz tamir falan yapabiliyorsanız böyle şeylere gidebilirsiniz. Ne diyor? İşte sürekli servis yaptım diyor. Her şey iyi diyor arabanın. Ya bu arabalarda genel problem olmuyor da ufak tefek işte elektrik problemi, cam penceresi tarzı gibi. Onlar da olsun artık. Ufak tefek problemleri varmış işte. Evet, benim arabamda da olmuştu. Bu ısıtma ve air condition dediğimiz. Olabilir bunlar da. CV çaları falan. Bunlara artık çok bakmayın arkadaşlar. Bakacağınız 2-3 şey var. İşte çalınık olup olmaması, registration dediğimiz trafiğe kayıtları çok önemli. Hemen bakıyoruz ona da. Arkadaşlar bu araç trafiğe kayıtlı. Bakın. Masrafı yok bu arabanın. Bu arabayı götürsünüz tamirciye 200-250 dolara, belki 500 dolara maksimum arabanın bakımını yaptırıp muayenesini yaptırıp üzerinize alabilirsiniz. Hemen resimlerini göstereyim. Dev gibi arabadır. İnanılmaz güçlüdür. Ben bu arabayla birinci vites 95 km/s'e çıkmıştım. Yani böyle birinci vites 95'e çıkıyor bu araç. Aynı sınav var. Evet. Aynısı. Birinci vites 95'e. 4 vites bu araçlar. Otomatik. Otomatik biri aldıktan sonra kilitliyorsunuz. Bire bastığınız zaman 95'e çıkıyor. Zaten yani 3. vitesin ortalarında falan 200 görüyor araç. Yani ritim diyorum. RPM dediğimiz arabanın devirleriyle alakalı. Çoğu Avrupa arabasından daha hızlı gider bu arabalar. Evet, her neyse. Tekrardan bir başka arabaya geçelim. Aynı araçta bu kadar zaman harcamayalım, gerek yok. Ve BMW, Türkiye'de alabileceğiniz bir BMW'ye bakıyoruz. 2002 model 3 serisinden 318. Hemen resimlere ilk önce bakalım, heyecanlanmayalım. 1200 dolar gibi bir para istemişler. Of of, arabaya bakın arkadaşlar. Şöyle yakından bakabilirsek. Her neyse. Gördüğünüz gibi arabada ufak tefek izler var ama bu yaştaki araba bak çok temiz bakılmış bu arabaya. Lastikleri çok iyi. Oo, içi çok temiz. Döşemede birkaç problem var, normaldir. 1200. Türkiye'de bu arabayı almak çok zor değil mi? Burada belki de hani 1,5 haftada alırsınız yani. Ama bakalım neler var neler yok gibisinden. Lütfen diyor arayın falan diyor. Çok da bilgi vermemiş. Belki ufak tefek problem var. Arkadaş BMW gerçekten problemli bir araç. Avustralya'da tamirleri biraz zor. Yani yapılır da çok masraflı oluyor. Her neyse üzerinde çok durmadan biraz ilerleyelim. Registration ve evet. Diyor ki arayıp diyor. Ya biraz önce bahsettikleri arayıp soracaksınız. Büyük ihtimal muayeneyi vermiyor zaten. Onu hiç sormuyorum bile. Ama ya yeteri kadar bilgi vermemişler. Verseler ne olur? 1000 dolara, 1500 dolara bu aracı yola sokarsınız. Bu da size hani inanın 3000 dolara gelmez bu araç. Bu da sizin yani 3 haftalık kazancınız olabilir Avustralya'da yaşadığınız zaman. İyi para kazanıyorsanız 2 haftada alırsınız. Masrafları.
Tekrardan biraz geri gidelim. Bakalım başka neler varmış. Subaru. 97 model Subaru'ya bakalım mı? Hemen. 1200 dolar demiş vatandaş. Hemen resimlerinden bir örnek veriyorum. Sanki arabayı al, hemen doğaya çık, araziye git gibisinden bir mesaj veriyor araba, tertemiz. Evet, hemen ileriye doğru ilerliyoruz, aşağı doğru ilerliyoruz, neler demiş, neler denemiş gibisinden. Arabada diyor işte su akıntısı, ufak tefek problemler olacak. Büyük bir problemi olsa, servicebook, yani servicebook ne demek? Arkadaşlar, bugüne kadar yapılmış servislerin hepsi kaydedilmiş. Arkadaşlar, 6 aylık trafik vergisi ödenmiş bu aracın. Registration'ı var. Roadworthy'si yok, yani muayenesi yok. Muayenesini belki 150-200 dolara yaparsınız. 1200 dolar, yani 1500 dolar bu aracın sahibi olabilirsiniz. Bu aracın sahibi olarak 1500-1600 dolara, en fazla 2000 dolara bu araca binebilirsiniz. Harika. İşte Avustralya'da buranın bir avantajı var. Yani hayal edemeyeceğiniz arabaları bazen bir aylık kazancınızla bile alabiliyorsunuz. Hemen biraz aynı ilerleyelim. 1700 motor bir Honda 2001 model. Türkiye'de Civic diyoruz. Civic diye yazılan. Bildiğiniz normal düz vites. Görüntü itibariyle de fena gözükmüyor. Rengi güzel. İçi fena değil. Temiz gözüküyor. Motoruna bakılmış gibi. Tabi fotoğraflardan daha önce de bahsettiğim gibi araba alınmaz. Gideceksiniz, göreceksiniz. Biraz diyor problemi var diye neymiş? Platform mekanizm. Arabanın motoru iyiymiş. Evet. Registration'ı ve roadworthy dediğimiz muayenesi ve trafik kaydı yokmuş. Bunları siz yaptıracaksınız. Pazarlıkta bu araba 1000 dolar alınır. Bunların hepsi de 1000 ila 1500 dolar arasında yapılır. Belki 2000 dolar sizin olabilir. iPhone 12 Pro Max'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Yani onu alacağınıza bunu alabilirsiniz. Onu demek istedim. İlerliyoruz. Türkiye'deki sık kullanılan 2003 model Renault Scenic. Biliyoruz 1200 dolar yazmış satıcı. Büyük ihtimal kendi arabası, otomatik test. Bu 2000 motor var. 4 silindir 165 bin kilometre yapmış bugüne kadar. Aracı bilgileri aşağıda. Registration var arkadaşlar. Araç yani bu ay bitiyor ama yani araba trafikte. Sadece muayenesini alıyorsunuz ve arabaya binmeye başlıyorsunuz. Arabadaki problemleri genelde mekanik size söyler. Bakalım burada bir şeyler söylemiş. Olduğu gibi satıyoruz. Ufak tefek problemleri var diyor. Some work değil. Belki yani sağında solunda çizik vardır. Yani bunları çok üzerinde durmaya da gerek yok. Eğer motorunda problem yoksa bu kadar harcanmış bir araba için zaten hani kaporta üzerinde de pek oynamaya gerek yok. Fıstık gibi araba. Şimdi Türkiye'de böyle bir arabayı almaya kalksan ne kadar para harcaman? Yani ben genelde Türkiye ile karşılaşmıyorum. Dünyanın her yeriyle karşılaştırıyorum. Böyle yani burada. Neden? Çünkü burada araba birikimi var. Aşırı derece araba piyasada birikiyor. Herkes genelde sıfır arabaya geliyor. Araba enflasyon olacağına deflasyon oluyor. Yani düşme oluyor. Elde çok araba kalıyor. Alıcı düşük oluyor. Dolayısıyla bu araba aslında bu kadar ucuz etmemesi lazım. Ama alıcısı olmadığı için fiyatlar düşüyor. Unutmayın ki siz de yarın satarsanız belki 500 dolar satmak zorunda kalacaksınız. Onun için 1200 alırım. Biraz toparlarım. 2500 dolara satarım gibisinden böyle ufak tefek böyle hesaplara girmeyin. O işin içinden çıkan daha ben görmedim. Yani arabayı alıyorlar. Ben bunu sahne toparlarım. Sonu toparlarım. 3000 dolara satarım. Haftalığım 2000 dolara gelir. Ben bu işten para kazanan adam gördüm. Hani öyle düşünmeyin yani. Onu demek istiyorum. Kesinlikle düşünmeyin onu. O işten para yapılmadı. Verdiğiniz zaman bir de satamıyorsunuz. Bu arada registration hani vergisinin aylık vergi, yıllık vergisini derken her ay sonuçta onun bir masraf oluyor. Bir de bir trafik sigortasıymış falan yani hiç değmez. Öyle ticaretini yaparım. Ben Türkiye'de ilk kaportacıyım. Buraya gelirim hemen bunları tamir ederim falan. Satsan ne olacak ki? 2000 dolar masraf edeceksin. 500 dolar fazla vermeyecek adam sana. Onun için bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Bu konuda mesajlar alıyoruz ve özellikle uyarıyoruz. Öyle düşünmeyin. Daha çok olan araçlar, hani Türkiye'den belki görmek istediğiniz araçlar varsa eğer görüyorum.
Ford Focus. Bakalım neymiş? 2005 model. Türkiye'de kullanılıyor. Biliyorsunuz bu araçlar. Sizden de biliyorsunuz gerçi de bu konuda. Üst vites 4 silindirli 2000 motorluk bir araç. 270 bin yapmış. Bakalım neler var detaylar olarak. Ne yazmış, ne yazmamış. Benimle iletişime geçin demiş. Çok bilgi vermemiş. Arabanın bir aylık, yani bu ay registration bitiyormuş. O herhalde biraz ondan satıyor. Yani arkadaşlar 15 yaşında bir araç. Tercih edilebilir. Neden tercih edilmesin ki? Registration ödersiniz. Aşağı yukarı 700 olan biraz üstünde. En az 2 yıl kullanırsın. Eğer bir problemi yoksa. Bu da ne demek? İşte registration dışında düzeltiyorum. Registration her arabayı ödediğiniz için onu masraf olarak görmeyin artık. Çünkü arabanız varsa onu ödeyeceksiniz. İstediğiniz kadar kaçmak isteyin. Bu kaçacak durum diye trafik olan araba için ödendiği için onu ben artık fiyata yazmıyorum. $1,450. Bir de muayene yaptırırsınız. Bir de üstüne transfer ücreti çok para değildir zaten bunu. $2,000'ların altına bu arabayı mal edebilirsiniz. Arabada genelde seçiminiz Avustralya malı veya Japon arabaları olsun. Tekrar ediyorum bu konuda. Çünkü bu çok da önemli bir nokta diyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Bu siteyi ben bu videonun altına yazacağım. Birer bakarsınız. İstediğiniz markalara bakarsınız. Neler var neler yok. Belki bir gün geldiğinizde böyle bir araba alabilirsiniz ve hayata başlayabilirsiniz. Daha sonra para biriktirdiğiniz zaman istediğiniz araca ulaşabilirsiniz Avustralya'da. Avustralya'da arabalar çok para etmiyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Sıfır olmadıkları sürece etmiyor. Onun için en son düşüneceğiniz masraflardan birisi olsun. Teşekkürler bu video için. Lütfen bu videoyu paylaşın arkadaşlarınızla, dostlarınızla. Siz paylaştıkça kanalımız hızla büyümekte. Ve biz bundan çok mutlu olmaktayız. Görüşmek üzere.